Merhaba nasıl adlı YouTube kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere bebeğimiz için 90'a 1.70 ölçülerinde yaptığımız bebek yatağı hakkında kişisel tecrübelerimizi aktaracağız. Dilerseniz şimdi sizlere birkaç bilgi vereyim. 90'a 1.70 seçmemizin sebebi arkadaşlar şimdilik geçici olarak bir tecrübe edelim dedik. Bizim de ilk çocuğumuz olduğu için böyle bir ölçü seçtik. İç dizaynı 90'a 1.70 yaptık. Normalde yatak Koruyucular vardı böyle şuralar şöyle göstereyim size. Buralara çocuklar kafasını vurmasın diye. Hatta ben video alayım daha yakından göstereyim size. Çocuklar kafalarını buraya vurmasınlar diye böyle pofuduk pofuduk e, yatak koruyucular var yanlar için. Biz onları koyduğumuz zaman çocuğun alanı çok dar oluyor. O yüzden biz de şöyle çarşaflarla kapatmayı tercih ettik. Bebeğimiz de bunu zaten düşürmüyor. Ama belli noktalar var. Mesela biz buraya sünger koyduk ve bantla güzelce kapattık. O sivri köşe neresi? Mesela şöyle bir şey oluyor. E, i̇ki tahtanın birleşimi. Böyle olduğu için de çocuk kafasını vurduğu zaman ister istemez acıtır. Biz burayı bu şekilde kapattık. Yatağın altında boşluk var arkadaşlar. Bu benzeri ürün modeli internette her yerde mevcut. Buranın altına e, temizlik makineleri girebiliyor. Hani katyalar falan diyorlar ya. Onlar giriyor çok rahat temizliyor arkadaşlar. Bu sarı Ukrayna çamı mıydı Rus çamı mıydı neydi? Öyle bir çam ağacından yapılma arkadaşlar. Böyle zımparalanıyor doğal haliyle geliyor. Tabi ağaçları daha doğrusu yatağı kurdurmadan önce bir defa silmenizi tavsiye ederim. Çünkü bunlarda hep talaş tozu falan kalıyor. Biz bir de bebeğimizin gece uyuması için yukarıya şöyle bir ışık taktık. İstediğimiz 3-4 tane renkten birini seçiyoruz. Işığı da iyice kısıyoruz. Bebeğimizin odası aydınlık oluyor. Böyle flash veya ek bir lamba kullanmamıza gerek kalmıyor. Veya bu lamba böyle değişiyor. Hızlı da değişebiliyor. Şöyle kumandadan göstereyim size. Mesela flash yapayım. Gördüğünüz gibi böyle bir sürü renk değiştirebiliyor. Tabii biz tepeye bağlamayı tercih ettik. Siz arka plana yanlara da bağlamayı tercih edebilirsiniz. Bebeğiniz küçükse bizimki gibi Risk yaratabilir, o yüzden yukarıya bağlamanızı tavsiye ederiz. Şimdi diğer e, ürünün özelliklerine gelecek olursak, iki tane yetişkin bile rahatlıkla yatabilir. Ama yanlış değilsem, e, yük taşıma kapasitesi 120 kilo falandı. Ben çıktım, çocuğumla beraber takıldım, üstünde yattım, hopladık, zıpladık, hiçbir şey olmadı. E, hatta şu çarşafı da indireyim, şöyle siz ürünü daha net görün. E, Dediğim gibi bu modelin bir sürü farklı görseli var internette. Ee, sizinki hangisi olur bilmiyorum ama biz bunu tercih ettik. Buraya isteseydik kapı da yaptırabilirdik ama biz kapısız olmasını tercih ettik. Çünkü bebek bir noktadan sonra in kalk yapıyor. Biz buraya şöyle iki tane e, böyle yüksek minder koyuyoruz akşam yattığı zaman. O sayede o minderlere basarak bazen kendisi iniyor bazen inmiyor biz geliyoruz. Böyle bir yatağımız arkadaşlar. Ürünümüzle ilgili kafanıza takılan herhangi bir şey olursa siz yorumlara sorun bizler de sizler için cevaplandıralım. Son olarak şöyle genişten bir kez daha göstereyim size ürünü. Şöyle güzel bir bebek yatağı.